Evet. Bunlarla ilgili bize bir şeyler söylemek ister misiniz? Evet, öncelikle teşekkür ediyorum Sultan Gazi'den, Sultan Şehir'den bizi dinleyen bütün komşularımıza ve yine yayı başınlarında hepimizi dinleyen bütün komşularımıza muhabbetlerimi iletiyorum, selamlarımı iletiyorum. Güzel bir Ramazan olması dileklerimle uzun zamandır sokaklarda, caddelerde, meydanlarda pandemi dolayısıyla buluşamamıştık. Ve bugün bu Ramazan'da komşularımızla, hemşehrilerimizle bir arada olmanın mutluluğunu hep beraber yaşıyoruz. Ramazan'ı dolu dolu yaşamak için buralardayız. Uzun zamandır insanlar birbirlerini özledi. Birbirleriyle kucaklaşmayı özlediler, muhabbet etmeyi özlediler. Biz de bu muhabbeti sağlayabilme adına Sultan Gazi'nin birçok alanında komşuluk iftarlarımızı da yapıyoruz. Çeşitli eğlenceler yapıyoruz. Konserler, ilahiler, tiyatrolar vesaire. Bunlarla insanlarımızı Ramazan ayında mutlu etmek için büyük gayret gösteriyoruz. Bugün de Sanat Sokağı'ndayız. Sultan Gazi'de Sanat Sokağı'ndayız. Bu meydanımız bütün etkinliklerimizi düzenlediğimiz, satış alanlarımızın olduğu, muhabbet alanlarının olduğu güzel bir çay meydanımızla, otağımızla insanların yine oturabildikleri ve bir müddet muhabbet ettikleri sofralarımız var buralarda. Yine görüyorsunuz ilahilerimiz de komşularımız, arkadaşlarımız bu arada bir araya gelme imkanı sağlıyorlar. Bu Ramazan bizim için önemli. Bu Ramazan herkes için esasında önemli. Biz bu önemine binaen de alanlarımızda dolu dolu insanların huzurla, mutlulukla Ramazan'ı yaşamaları için gayret ediyoruz. Bu gayretimiz sürecek. Tabii sadece Ramazan şenliklerden, tiyatrolardan, çeşitli gösterilerden ibaret değil. Sosyal yardımlarımız da çok güçlü bu dönemde. Yaklaşık 20 bin ailemize gıda kolileriyle, yetimlerimize, öksüzlerimize, engellilerimize, nakit yardımlarımızla, engelli ve yaşlı abilerimize, ablalarımıza da sıcak yemeklerimizle hep yanlarında olmaya gayret ediyoruz. Çünkü Ramazan'ın bir yönü de bu. Yardımlaşma duygusunu en yüksek seviyede yaşamalıyız ve yardımlaşmanın da önemini çok iyi bir şekilde komşularımıza anlatmalıyız. Bu boyutuyla da Sultan Gazi'de çok güzel bir Ramazan geçiyor ve bu Ramazan'da standlarımız var. Bu standlarımızdan herhangi bir şekilde ücret almıyoruz. Bu Ramazan'ı ücretsiz geçiriyoruz. Sadece sosyal sorumluluk adına projelerimiz var. Özellikle kadınların burada ürettikleri el emeğiyle göz nuru ürettikleri ürünlerin satış noktalarını oluşturduk. Herhangi bir ücret almıyoruz onlardan ve kendileri de burada emekleriyle ürettikleri ürünleri satma imkanı elde ediyorlar. Aile bütçelerine katkıda bulunuyorlar. Bu sosyal sorumluluk da bizim açımızdan önemliydi. Onların da mutlu olduğunu görüyoruz. Ve onlar mutlu oldukça biz de mutlu oluyoruz. Projeler devam edecek mi peki? Esasında bizim Su Mekan, Sultan Gazi Kadın Kültür Sanat ve Mesleki Eğitim Akademimiz var. Yıl boyunca devam eden bir proje bu. Orada etkinliklerde bulunan özellikle kadınlar bugün burada stand açtılar ve ürünlerini satıyorlar. Bizim Su Mekan 12 ay boyunca kadınlara yönelik faaliyet gösteren, onların meslek edinmesi yönünde sanat atölyeleriyle, müzik atölyesiyle, aşçılık atölyesiyle, spor merkezimizle ve benzeri birçok faaliyetin yürütüldüğü ve sadece kadınlara özgü bir binamızdır, güzel bir kültür merkezimizdir. Orada yıl boyunca devam ediyoruz faaliyetlerimize. Komşuluk Ramazan'da berekettir diyoruz. Bu bereketi hep beraber yaşıyoruz Sultan Gazi'de. Eski Ramazanlara dönüş gibi bir tabii, şey. Tabii. Yani eski Ramazanlar diyoruz ama biz eski Ramazanları aynı tadıyla yaşatmak için de büyük gayret gösteriyoruz komşularımıza. Çok sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Eklemek istediğiniz başka bir şey. Çok teşekkür ediyorum. Herkesin Ramazan bayramını tebrik ediyorum. Dediğim gibi elbette iki pandemi dönemini yaşadık. Yine dikkat etmeliyiz ama daha rahatız bu dönemde. Rahat olduğumuz bu dönemde komşularımızla, akrabalarımızla muhabbetimizi ilerletelim diyorum. Allah'a emanet olun.